Sevgili dostlarım, şimdi vitesi biraz daha yükseltip evet, kaç tarafı çatlam çok komik geldi bana ama neyse, vitesi biraz daha yükseltip ne yapıyoruz? Orta seviye bir function sorusu çözüyoruz. Şimdiye kadar basit sorularla aşırı şey olmuştuk. Yani bu da aslında basit sayılır da. Hadi orta seviye olsun. Evet, sorumuz şu şekilde. Gelsin sorumuz. Şimdi şöyle bir kod yazmak istiyorum. Write a code that finds real roots if any of a quadratic equation. Quadratic equation'ımız şu. Ax kare artı bx artı c. Tabii ki ax artı bx artı c eşittir 0. Ve burada da şöyle şeyler yapıyorduk. Ya tabii bunu hatırlamayan yoktur da yine de hatırlatayım. Delta yapıyorduk. B kare eksi 4ac. Ondan sonra ha, buradan da diyorum ki delta 0 ise x eksi b bölü 2a'yı döndür. Delta negatif ise no real roots'u döndür. Eğer delta pozitif ise de x1 eksi b eksi kök delta bölü 2a ve x2 de eksi b artı kök delta bölü 2a döndür. Evet, istediğim şeyler bunlar. Yani bunun için bir prosedür şurada geliştirdim. Tabii fonksiyonlar olduğu için konu. Hani bunu paldır küldür de yazabiliriz de. Şu hem input output'a şöyle uygun olsun diye. Mesela arkadaşımız şunu girdiği zaman, input'umuz şu olduğu zaman 2 3 1. Python istiyorum ki şu 2x kare artı 3x artı 1 eşittir 0 fonksiyonuna bir baksın. Bunun iki tane output şey olduğunu, distinct root olduğunu görsün. Önce two distinct root yazdırsın. Sonra da o distinct root'ları yazdırsın. Yani eksi 1 ve 0.5 şu equation'ın kökleri. Onu kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde eğer user şöyle girerse bu ne demek? X kare eksi 16x artı 64 eşittir 0. Bunun bir tane kökü var 8. Ve eğer user şöyle girerse de eksi 5x kare artı 10x eksi 8 eşittir 0 denklemini hitaben. O zaman bunun b kare eksi 4 ac'sine b karemiz 100. 4 ac'miz ne? 8 kere 5 40. 4 kere 40 120. 100'den 120 çıkardığım zaman aman tanrım! Eksi 40 ve eksi 40'ın tabii ki eksi 60 mı yapıyordu? 4 kere doğru. Eksi 60 o zaman no real'ı döndürecek. Evet. This is what I want to find. Şimdi peki gelelim kodlarımıza. Kodlarımız şunlar. Bir find delta coefficients. Birisi bu. Onu şuraya yazayım. Def find delta coefficients. Coefficientlarımız da ABC şey olsun. Tabii bu ABC sayıları değil. ABC nesi? Tuple'ı. Şuna ABC diyeceğim mesela. Yani A ilk elemanı, B ikinci elemanı, C üçüncü elemanı diyeceğim sonra. Hatta onu da diyeyim. Nasıl diyeceğiz bunu? A eşittir ABC'nin sıfırıncı elemanı. B eşittir ABC'nin birinci elemanı. C de ABC'nin ikinci elemanı. Ha, bizim burada amacımız delta'yı bulmaktı. Şuraya bir D yazsam. Delta neydi? B kare eksi 4ac. Yani B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. Sonra yani ben bu D'yi döndürürüm. Kim tutar beni? Return D. Evet, böylece ilk fonksiyonumuzu yazmış olduk. Şimdi ikincisi, yazmak istediğimiz ikinci function numRoots delta. Which return the number value of the value of number of real roots. Yani 0, 1 veya 2 döndüren bir fonksiyon yazmak istiyorum. Onu da şöyle yazacağım. Nasıl yazacağım? NumRoots yazacağım. NumRoots roots delta. Ya D yazayım kısaca. Şimdi ha tabii bunu böyle yazamam. Bunun başına def yazmam lazım. Önüne de iki nokta koymam lazım. It. Şuraya bir def. Şuraya da iki noktamızı koydum. Şimdi diyorum ki eğer d'miz
negatifse return 0. Elif D'miz 0 ise return 1. O zaman bir tane root'un olduğunu anlayacağım. Ve else tabii ki ne diyeceğim? Return 2. Bunu da yazmış olduk. Ve son olarak da roots equation. Coefficients delta that returns x parent x2. Ha, şuraya da roots equation'ı yazdıralım. Orada da köklerimizi bulalım. Atalarımızı öğrenelim. Neydi? Roots equation. Roots equation. Neydi? Coefficients ve delta'ydı, öyle değil mi? Yani A, B, C ve D sayılarını girip buradan kökleri bulacağım. Yine şöyle yapabiliriz. A eşittir A, B, C'nin sıfırıncı elemanı. B eşittir A, B, C'nin birinci elemanı. C eşittir A, B, C'nin ikinci elemanı. Diyebiliriz. Ve diyebiliriz ki eğer D'miz delta'mız sıfırsa o zaman return diyelim eksi B bölü 2A. Eksi B bölü parantez içerisinde 2A. Elif D'miz pozitifse return değil. X1 ile X2'yi ayrı ayrı bulacağım. O zaman diyeceğim ki x1 eksi b eksi kök delta bölü 2 eksi b eksi delta, yani kök delta. Kök delta'yı nasıl yazabilirim? D'nin 0,5. kuvveti. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. 2a. X2'miz de aynı şekilde eksi b artı kök delta. Delta. Bölü 2a. Ondan sonra biraz aşağı gelsek ne olur? Biraz aşağı gelsek ya da şunu yukarı çıkarsak ne olur biraz? Şöyle yapalım. Evet. Ve burada da ben iki tane kökü döndürmek istiyorum. İki tane kökü de şu şekilde döndürmek istiyorum. List köklü şeklinde döndürmek istiyorum. Return x1 x2. Evet, bunu niye böyle döndürdüğümüz? Şu input output'ları şey yaparken yazdırırken daha açık bir şekilde olacak. Yani aslında bu tür sorular, şöyle söyleyeyim, breakdown'u güzel yapabildiğiniz zaman gördüğünüz gibi çok kolay sorular haline gelebiliyor. Ama paldır küldür soruya giriştiğiniz zaman kafanız karışabilir. Yani iyi bir algoritma gerektiren bir soru olmuş oldu bu. Dedikten sonra şimdi o zaman gelelim bunu Python'da yapalım. Sevgili dostlarım, gelelim Python'a, Python arenasına. Ha, arena diye de bir program var. Bir ara onun da videolarını çekeceğim. Neyse. Şimdi bizim şeylerimiz nelerdi? Kodlarımız nelerdi? Ha, yine şu kodlarımızı Step by Step Who Baby diye eski bir şarkı vardır, bilir misiniz? Şu kodlarımızı yazdıralım. Şöyle bunları comment out yapalım. Sonra bu birinci adımımız olsun. Şu ikinci adımımız olsun. Şu üçüncü adımımız olsun. Hatta dördüncü adımımız da şöyle olsun. Take input. Take input and print the output. Output olsun. Ondan sonra hunk niye öyle oldu? Ha. Hemen düzeltelim, orada bir hata olmuş. Tamam. Ve burada da şöyle bir şey yapabilirim mesela. Diyebilirim ki test 1. Test data 1. Şu test data 1'imizi koyalım mesela. Şu input'u
pardon, şu input'u verince onu verecek. O öbür input'u verince de öbürünü verecekti. Tamam. Şimdi şuraya yine test data 2, test data 3 diye neden devam etmiyoruz? Bunun için iyi bir sebebimiz yok. Onun için devam edelim. Test data 2 ve test data 3. Test data 2'miz ahanda şu arkadaşımız. Tarararam. Ve test data 3'ümüz de ahanda şu arkadaşımız. Eat. Şimdi bunları step by step who baby yapıyoruz. Şimdi ilk önce find delta coefficients. Def find delta coefficients. Ya da find delta abc. Şöyle yapayım. Coefficients demem gerekmez. Buradan hemen abc'yi bir extract edelim. A'mız ne olacak? abc'nin sıfırıncı elemanı. B'miz ne olacak? abc'nin birinci elemanı. Ve C'miz de ABC'nin ikinci elemanı olacak. Eat. Ve D'miz de B kare eksi 4 AC. Bir dakika, B yazmamışız. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Güzel. O zaman neden D'yi return etmiyoruz? Bunun için bir gerekçemiz yok. D'yi return edelim. Güzel, bunu bitirmiş olduk. Şimdi numRoots. Def numRoots delta. Yani D. Şimdi burada ne diyorduk? If diyorduk. D'miz negatifse mesela n'imiz, buradan n'i de hesaplayıp onu da return edebilirim. Tek tek return de diyebilirim. Şöyle yapalım ya. N'i hesaplatalım. N'imiz 0. Elif D eşittir 0 ise o zaman single root olacak. N'imiz 1 ve else de N'imiz 2 olacak. Güzel. Şimdi o zaman neden N'i return etmiyoruz? Return N. Bu da oldu. Şimdi gelelim roots equation'a. Def roots equation, coefficients. Coefficientlarımız A, B, C ve deltamız da D. Evet. Şimdi if D eşittir 0, deltamız eğer 0 ise bir tane kökümüz var. O da eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A. Ha, bunu şöyle de yazabilirim. B neydi? A, B, C'nin birinci elemanıydı. Bölü 2 çarpı ABC'nin sıfırıncı elemanı. 2 çarpı ABC'nin sıfırıncı elemanı. Önk ne oldu orada? Orada çok yanlış işler oldu. Hemen el atalım. Ondan sonra şuraya yine if diyorum. Eğer D pozitifse o zaman 2 tane kök bulacağız. X1 eşittir eksi B. Şimdi şuradan alsam eksi B eksi kök delta bölü 2A. Ama tabi şurayı parantez içerisinde yazıp oraya yeni şeyler koymam lazım. Eksi B eksi kök delta. Kök delta neydi? D'nin karekök. D'nin yani 0,5. kuvveti bölü 2A. Burası x1. Sonra bir de x2 bulalım. X2. X2 de artılı kök. Şu şekilde. Ve son olarak da bir x bulalım. X de bu. X1 ve x2'den oluşan bir vektör olsun. Yani list. Ve return x diyelim. Güzel. Tamam, bu da oldu. Şimdi user'dan inputlarımızı alalım. Şimdi şunları bir coefficients olarak alayım. Coefficients. Tabii user onu girdiği zaman benim onu tuple'a çeviren bir fonksiyonum vardı. O da neydi? Eval input. Eval input dedim. User bunu girdi. Şimdi user'dan ABC'yi ben böylece almış oldum. İlk önce buradan delta'yı hesaplayalım. Find delta coefficients. Evet, delta'yı hesapladık. Sonra
Root'ları hesaplayalım mı? Yok. Number of şeyleri hesaplayalım. Kök sayısını hesaplayalım. Kök sayısını nasıl hesaplıyorduk? NumRoots ile hesaplıyorduk. NumRoots. Şunları şöyle boşluk bırakırsam daha iyi olur. NumRoots. N olsun bu da. Ya da NumRoots. Ha, bir dakika. N olsun. N. NumRoots. Find delta. Ha, delta olacak tabii ki. Şu find delta'yı bu şekilde yazamayız. Find delta'yı bir şeye eşitlemem lazım. Çünkü find delta, delta'yı döndüren bir fonksiyon. Tamam, şimdi diyorum ki Python'a, eğer diyorum n sıfırsa, yani bu arkadaşımızın kökü yoksa, o zaman şunu yazdıralım diyorum. N sıfır sayı neyi yazdırıyorduk? Şunu yazdırıyorduk. No real roots. Bunu gelip şuraya yazdıralım. Tabii onu denden içerisinde yapmamız lazım. Elif n sıfırsa böyle olmaz tabii. Şu yukarıda n küçüktür sıfırsa olacaktı. Güzel. Hank. Evet. O zaman şunu yine yazdıralım. Print diyeceğim. Single root. Öyle miydi? Nasıldı? Ha, şuraya bakalım. Single root. Single root. Altına da single root'u yazdıracağım. Print single root. Ve print neydi? Bu single root'u döndüren arkadaşımız neydi? Tabii ki şu. Roots equation. Roots equation. Inputlarımızı da delta. Ve neydi? Root equation. Ha, pardon. Coefficients ve delta. Pardon. Hemen düzeltelim. Şuraya coefficients giriyorum. Ve sonra delta'yı giriyorum. Tamam. Burası da oldu. Şimdi bir tek else kaldı. Else yani şey. Elimiz pozitifse o zaman ne diyeceğiz? Two distinct roots diyeceğiz. Önce onu diyelim. Two distinct roots. Neredeydik? Şuradaydık. Two distinct roots. Ve bu two distinct roots'tan da nasıl bahsedeceğim? İlk önce şeyi döndürmem lazım. Roots diyelim. Eşittir. Roots equation. Bilmem ne. Şöyle. Ve sonra da bu roots'u yazdıracağım. For diyeceğim. X'in roots. Diyeceğim. Print x. Eat. Tabii ki şunu benden içine aldığım zaman daha güzel olur. Alright. Şimdi şu testlerimizi yapalım. Birinci testimiz şuydu. Birinci testimiz bu. Bunu girdiğim zaman two distinct roots. Ha, belki şöyle de yapabilirim. Required output mesela. Ya neyse yapmayacağım ya. Onu yukarıdan bakalım. Bu two distinct roots -1 ve -0.5'ti. Bakalım. Two distinct roots -1 ve -0.5. Evet. Şimdi öbürünü girdiğim zaman single root 8 döndürmesi lazım. Bu kodumuzu tekrar çalıştırıyorum. Ve şunu giriyorum. Buraya. Ve bakıyorum. Hank. You float object is not iterable. What does it mean? Bakalım. For x in roots. Two distinct roots. Eksi 1, 16, 64. Bir dakika, orada bir sıkıntı oldu sanırım. Şurada ne verdi? Ona en son bakalım. Şurada ne verdi? Burada single root. Valla burada bir sıkıntım var. Neden öyle oldu? Şu birinciyi çalıştırdı. Two distinct roots'u buldu. Hemen şimdi bir debug yapıyoruz. Two distinct rules'u buldu. Evet, hatalarımıza bakalım. Ha, şunu yanlış yazmışız ya. N şey değil miydi? Num rules delta. Tabii. Sanki şuraya delta gibi yazmışım ama şunu şöyle yazmam lazımdı. N sıfırsa no real roots. N bir ise single root. N iki ise distinct roots. Tamam. Şimdi tekrar edelim. Run main.
Şurada iki tane kök istiyorum. Güzel. Şurada bir tane kök istiyorum. Ve burada da no root istiyorum. Bakalım. Woohoo! İşte ben buyum. Sevgili dostlarım. Bir sorunun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız hatırlayın. Kanalıma abone olduysanız feel relax. Ama olmadıysanız abone olun. Bir daha görüşene dek esen kalınız.